Evet, herkese merhabalar. Bu dersimizde LCD ekran kullanımını anlatacağız Arduino'yla. Bizim aslında gömülü sistem uygulamalarının çoğunda bilgisayarla direkt bir bağlantı olmayabilir. Bu gibi durumlarda kullanıcı arayüzünü butonlar ve LCD ekran vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Şimdi öncelikle LCD teknolojisine ondan biraz bahsedelim. Onunla alakalı YouTube'da güzel bir animasyon buldum. Onu izleyebiliriz. Şöyle. Bu animasyon üzerinden konuşalım. Önce LCD teknolojisi. Yani birçok teknoloji var. Günümüzde işte LED teknolojisi. Plazma teknolojisi mesela daha öncesinde vardı. LCD demin neyden geliyor? Likit kristal display. Kısaltılmış hali. Günümüzde işte hesap makineleri, ekranlar birçok uygulamada kullanılıyor hala. Şimdi normalde LCD aslında bir filtre. Arka tarafta bakın beyaz ışık kaynağımız var. Bu beyaz ışık kaynağını homojenize etmek için bir plaka kullanılıyor. Ve LCD ekran bu beyaz ışıkta tüm ışık spektrumu olduğu için biz bu beyaz ışığın renklerini filtre ederek bu LCD'yi elde ediyoruz. Şimdi iki tane ızgara düşünün gençler. Bu ızgaraların birbirine 90 derece farklı olarak 90 derece çevrilmiş olarak yerleştirildiğini düşünün. Şimdi ışığı gönderdiğimiz zaman ızgaralar bakın ışığı çizgi çizgi haline getiriyor. Burada da tam 90 derece bir daha çizgi çizgi halinden yani ızgaradan geçirse arka tarafa hiç ışık geçmiyor. Fakat iki ızgara arasına bu likit kristali koyduğumuz zaman bu kristaller ne yapıyor? Işığı 90 derece çevirerek ızgaradan geçmesini sağlıyor. Tabii tamamı geçtiği zaman ne olacaktır? Izgaradan bakın. Hani beyaz ışık kaynağında tüm renkler var. Karşı tarafa aktarılmış olacak. Bu likit kristali bir elektrik alan içerisinde yani elektrik alana maruz bırakırsak o zaman kristalin yapısı değişiyor ve ışığı kırmadan karşı tarafa götürüyor. Yani 90 derece çevirmeden karşı tarafa götürüyor. Bu gibi durumda LCD'nin arka tarafından hiçbir ışık gözükmüyor. Bu bir tane piksel. Bizim ekranlarda RGB kullanılıyor. Kırmızı, yeşil, mavi olarak üçü bir araya geldiği zaman yani üç renk elde ettiğimiz daha doğrusu ara renkleri elde ettiğimiz piksel haline dönüşüyor. Örneğin yeşili tamamen aktif, mavi %50 kırmızıyı da hiç vermezsek şöyle bir renk elde edebiliyoruz bunun karışımı. Bu piksellerin birçoğunun bir araya gelmesiyle de işte ekranları elde ediyoruz. LCD dediğimiz şey aslında neymiş? Temel bir filtreymiş. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım. Mesela bizim ekranımızda şöyle bakalım. Çözünürlük ayarları. Şöyle ekrana getirebilirsem. Mesela şu an önerilen, kullanılan çözünürlükte 1366'ya 768'miş. Bunun anlamı ne oluyor? Bizim yatay eksende 1366 tane pikselimiz ve dikey eksende de 768 tane pikselimiz var. Ve bunlar RGB çarpı 3 tane kontrol etmemiz gereken veri oluyor. Bu bayağı bir iş aslında. Bu datanın buraya aktarılması, güncellenmesi. İsterseniz şöyle basit bir hesaplama yapalım. Neydi? 1366'ya 768. Toplamdaki piksel sayısı çarpı 3 RGB olduğu için, değil mi? O kadar piksel var. Şimdi bizim ekran kartı ekranı saniyede örnek 400'er veya daha hızlı tarayanlar da var.
400 Hz taradığını düşünelim. 400 Hz demek saniyede 400 kere ekranı güncelliyor demektir. Çarpı 400, yani saniyede bizim ekranımız yaklaşık yani 1 milyar küsür kez ne yapıyor? Güncelleniyor. Bu bayağı bir iş. Bunun için zaten bilgisayarlar ne var? Ekran kartları var. Onboard üzerinde ekran kartları var. Bu işi bizim bilgisayar üzerinden işlemcinin üzerinden alıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bizim ekran bu RGB'yi kontrol ediyoruz. Gerilimleri kontrol ediyoruz ama hani var yok şeklinde değil. Örnek 8 bitlik RGB olduğunu düşünelim. Veya her biri birer bytte olan RGB olduğunu düşünelim. Ne olacaktır? Renk derinliği diye bir kavram var. 2 üzeri 8'den 200 üzeri 8'den ne vardır? 256 durum her bir piksel için. Ve RGB olduğu zaman bu ne olacaktır? Yine 2 üzeri 24 olacaktır. Değil mi? RGB 3 tane 8 bitimiz varsa 2 üzeri 24 farklı durum bir pikselde elde edilebiliyor. Neyse, biz konuya geri dönecek olursak bizim kullandığımız LCD ekran ise şöyle bahsettiğimiz. Hani bayağı farklı boyutlarda işte 2'ye 16 biter ya da burada mesela da 4 satır 16 veya 20. Böyle değişik boyut ve renklerde yani mesela mavi var, kırmızı var, çok farklı renklerde olan da var. Genellikle ama yeşil yaygın bir şekilde kullanılıyor. Şimdi bu ekranlara gelecek olsak, bu ekranların da arkasında gençler aslında bir sürücü var. O sürücü de şöyle ben data sheet'ini açmıştım. HD 44780. Bu ekranları sürmek için kullanılan sürücü. Tabii biz ekranı üreteceksek hani bunun detayına inmemiz lazım. Ama biz sadece bunu kullanacağız. Yani şöyle bir blok diyagramı var. Bunun üzerinden göstereyim. Bakın iç yapısında şöyle baktığımız zaman ekranda gösterilen datanın yer aldığı data RAM'i var. Benzer şekilde içeride adres counter var. Yani böyle değişik yapılar var gördüğünüz gibi. Çok detaya inmeyeceğim. Bizi ilgilendiren kısım ise şurası. Yani mikro denetleyici arayüzü. Şurası. Ne varmış mikro denetleyici arayüzünde? RS gönderilen bilginin data mı yoksa komut mu olduğunu bize söylüyor. Write read bilgi okunacak mı yazılacak mı? Enable bu gönderilen komutu işleme alınmasını sağlıyor. Ve 8 tane de ne var? Data bacağı var. Entegre paket yapısından filan bahsetmiş. Buralara geçelim. Bizim için önemli olan yerlere gideceğim direkt. Şimdi bu entegre iki farklı LCD yapısını destekliyor. Bunlardan bir tanesi 5x8, bir tanesi ise 5x10. Bizim genelde piyasada 5x8 çok yaygın şekilde kullanılıyor. Onda karakterlerin nasıl oluşturulduğuna dair bir bilgi var. Ve yine önemli bir nokta, bu LCD'lere karakter LCD denmesinin sebebi içeride bir tane karakterlerin tutulduğu ROM hafızaya sahip olması. ROM hafıza ne demekti? Read Only Memory, yani sadece okunabilen hafıza. Bu hafızalar üretim aşamasında bir kere oluşturulur içerisindeki datalar ve bu datalar sadece okunur. Artık tekrar yazamayız. Yalnız şöyle bir durum da var. Bu hafıza kısmında bu hafıza kısmında bir kısım yani ilk kısım bu Amerikan standartlarının belirlediği kodla uygun olarak yüklenir. Diğer kısım ise ülkeden ülkeye değişir. Örnek Hitachi firması, Kore, Çin vesaire o taraflara yani uzak doğuya bir entegre gönderecekse ne yapıyor? Buraya ilgili ülkelerin kullandığı harfleri, sembolleri yerleştiriyor. Avrupa'ya gönderecekse mesela bizim Türkçe karakterleri buraya aktarabilir. Yani piyasada üzerinde kullanılan entegreye göre
ekranda gösterebildiği karakter farklı olan, gösterdiği karakterler farklı olan LCD'ler mevcut. Peki niye böyle bir şey yapmışlar? Gençler, normalde biz LCD'yi piksel piksel kontrol ederiz. Ama grafik LCD'yi piksel piksel kontrol ederiz. Yani şöyle, ben arama kısmına karakter LCD değil de grafik LCD deseydim, onu da görselde şöyle arasaydık. Bakın şöyle grafik LCD'ler var. Yine gömülü sistem uygulamaları çok yaygın kullanılır. Mesela üzerinde bir şeyler olan, mesela bakın sembol çizdirmiş. Yazı da yazdırabilirsiniz. Da şöyle markasını çizdirmiş gördüğünüz gibi. Buradaki pikselleri biz tek tek kontrol ederiz. Yani ne yazmak istiyorsak, yazı da olsa, şekil de olsa pikselleri tek tek kontrol edebilirsiniz. Yalnız karakter LCD'de ise bu içerisindeki tablonun kullanılması vardır. Örnek, A karakteri daha önce de bahsetmiştik. Amerikan standartlarının 65 değerine sahiptir. Büyük A karakteri. Bakın üstteki 4 bit ve alttaki 4 bit şeklinde bir sayı var. Şuraya baktığım zaman işte 4 tane burada rakam var. 4 de burada olacak. Ne olacaktır? 5. rakam, 6. rakam, 7. rakam. 2 üzeri 7 ne yapacak? Bir dakika, yanlış mı söyledik? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Yani şu 64 demek, değil mi? Bir de burada 1 var. 65. Bakın 65 rakamı sayısını gönderdiği zaman ekrana ne yapıyor? A değerini yazdırıyor. Yani 1 byte göndererek ben direkt bu bir sürü pikseli tanımlamış oluyorum. Öbür türlü bunu grafik LCD ile göndermek istesem muhtemelen tarama yönüne göre, mesela burada 5 tane tüm taradığımı düşünelim. 5 tane byte göndermem gerekecekti. Ama ne yapıyoruz? 1 byte göndererek bu karakteri ekrana yazmasını sağlıyoruz. Kullanımı daha basit. Yani sadece ekranda yazı göstereceksek de daha ucuz bir sistem oluyor bizim için. Peki şöyle komut kümesine bakalım. Şimdi bizim için önemli olan mikrodenkleyici ile arasındaki komut kümesi. Burada tek tek açıklıyor işte. Clear Display, Return Home, giriş modu. Bunları detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra ilgili registerları, şu biraz daha aşağı inersek bu da taşıttı gençler. Bu arada şunu da söyleyeyim madem şu resimleri görünce. İçerisindeki bu bacaklar işte COM1'den COM8'e segmentler var 40'a kadar. Yine COM16'ya kadar gidiyormuş. Ama bunların bağlantısı hani ekrandan ekrana bu aynı bağlanıyor ama ekrandan ekrana yani tasarlanan ekrana göre şu bağlantılar değişiyor. Haliyle mikrodenkleyici bir uygulama yaparken bu kontrol yani LCD kontrol entegresinin ne tip bir ekran sürdüğünü tanımlamamız gerekiyor. Bu bilgiyi unutmayın gençler, ileride lazım olacak. Evet şu tablo. Bakın bu tabloda diyor ki biz eğer yok bakayım bu tablo değil. Daha ilerse daha bunun özet bir hali var. Yani orayı geçtik mi? Yok. Biz o tabloyu geçmişiz gençler. Bir bakayım şöyle. Özetli komut tablosu olacak. Şu tablo olması lazım. Heh. Bunu arıyorum. Şimdi biz mesela komut olarak dataları şöyle gönderirsek işte, komut göndereceğim. Sıfır demek oluyor bunda. LCD'ye yazacağım. Sıfır oluyor. Bu datayı gönderdiği zaman ne yapıyormuş? Ekranı temizliyormuş. Veya return home demek sıfıra sıfır noktasına imleci taşı demektir. Şu komutu göndermemiz gerekiyor. Yani bu şekilde komut kümesi tanımlı. Biz zaten şimdi Arduino tarafından da bakınca bu komutları işletebiliyoruz. İsterseniz daha fazla zaman kaybetmeden Arduino'da bu LCD ekran kütüphanesi nasıl tanımlanmış ona bir bakalım. Kaynaklar kısmına geliyorum. Referanslar. Burada bu sefer libraries yani kütüphaneler kısmına tıklıyorum.
Burada bir sürü kütüphane var gördüğünüz gibi. Çok yaygın kullanılan kütüphaneler bunlar. Arduino'nun kendi kütüphanesinde olan kütüphaneler. Ekstra kütüphane yüklenebiliyor. Liquid Crystal tıklıyorum yani LCD ekranlar için olan. Karakter LCD ekran bu arada. Zaten bakın burada diyor. Ne diyor? Hitachi HD 44780 ve onunla uyumlu olan chipsetler için oluşturulmuş bu kütüphane. Ve fonksiyonları. Şu fonksiyonları zaten anlatınca çok rahat bir şekilde LCD ekran uygulaması yapabileceksiniz. İlk fonksiyonumuzdan başlayalım. Liquid Crystal. Bu bir yapıcı metot. 4 farklı kullanım var. Neden? Çünkü bizim ekranı biz iki şekilde konfigüre edebiliyoruz. Temel sebep o. İstersen şöyle simülasyon ekranını açayım. Hatta yeni bir ekran açalım. Bağlantılarını da anlatalım bir daha. Evet, buradan bir Arduino alalım. Tümü diyeyim. Ekran alalım bir tane LCD ekran. Bakın 16 çarpı 2'ymiş. 2 satır 16'sından oluşuyor. İsterseniz şöyle yapalım. Ekranı aşağıya doğru tutayım. Şu Arduino'yu çevirelim. Şöyle bağlantılar kolay olsun diye. Şimdi üzerine geldiğimiz zaman bakın bir GND bacağı var. BCC. Bunlar beslemesi. Yani direkt BCC ve GND. İsterseniz şuraya taşımamak için şöyle taşıyalım. Buradaki bağlantılar önünden geçmesin. Ne yapıyoruz? Şöyle BCC'yi beslemesine bağlıyoruz. Beş volta bağladım. Rengini yeşil yeşil değil de kırmızı yapalım. GND de bizim yine besleme bacağımız. Tabi simülasyon olduğu için gençler ben direkt enerjisinden buradan besleyeceğim. Ama gerçek uygulamada özellikle ekran arka aydınlatması var. Bakın burada iki tane daha LED bacağı var. Bunu hani başka bir kaynaktan beslemek de fayda var. Buranın çektiği akım da arka taraftaki hani ledlerin ne kadar seri ve paralel bağlanması ile alakalı değişebiliyor. Katod ucunu yine burada bakın bu sefer buradaki GND'ye bağlayayım. Anot ucunu ise şöyle yapacağız. Bir tane direnç almam lazım. Simülasyonda olduğu için öyle çok hani direkt buradan besliyorum. Ben diyelim 220 ohm yapalım. Zaten çok fazla akım geçen simülasyonu böyle bir elemanın patlasına yani yandığına yönelik sembol çıkartmışlar. Onu da şöyle yine beslemeden alacağız. Bunu da kırmızı yapalım. Evet. Şimdi şurada bakın VO diye bir bacak var. Bu kontrast bacağı. Yani ekrandaki karakterlerin ne kadar koyu gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlıyoruz. Genelde buraya bir pot bağlanır ve buradaki gerilime göre ekrandaki karakterlerin netliği ayarlanır. Bu bacağı GND'ye çekerseniz yani 0 volt verirseniz ekranda gösterilen karakterler en koyu olarak çıkar. Öyle ben direkt toprağa çekiyorum. Ama isterseniz bir potansiyometreyi de ayarlayabilirsiniz. Onun dışında kontrol bacaklarımız RS, Right Read ve Enable. Şimdi ve data bacaklarımız. Şimdi burada iki tane seçenek var. Şimdi LCD'den biz daha doğrusu LCD'ye daha çok değer yazarız. Yani yazmak istediğimiz değerleri göndeririz. Tek okuma için kullandığımız komut
RCD'ye gönderdiğimiz komutu işledim, işlemedim. Bakın şuradaki data açtığım zaman, bakın şurada read busy flag address diyor. Şöyle bir komut var en altta. Burada bakın read write bacağı read oluyor ve burada BF dediği, yani busy flag dediği bir, onu da açıklaması aşağıda verir zaten. Bakın şurada. Hani çalışma devam ediyor veya hani çalışma tamamlandı şeklinde iki tane özelliği var. Sıfır veya bir gelecek. Haliyle burada biz bunu okuyabiliyoruz sadece ekrandan. Yani bir komut gönderdik. Bu komut tamamlandı mı? Tamamlandıysa bir komut daha göndereceğiz muhtemelen. Yalnız bu komutların zaten işleme süreleri belli. Yani işte inleci 0'a 0 noktasına taşımak için geçen süre neymiş? 1,52 milisaniye. Biz hiç bu okuma işlemini yapmadan tahmini olarak belli bir süre beklersek ekran yine çalışacak. Genellikle mikrodenkleme uygulamalarında ve basit uygulamalarda ikinci yöntem, yani bu dediğim yöntem daha çok kullanılır. Neden? Çünkü bir bacak tasarruf ediyoruz. Bu çizime tekrar geri geleyim. Şimdi read write'da ben okuma yapmayacaksam, sadece yazacaksam buraya dijital sıfır göndermem lazım. Yani toprağa çekmem lazım. Şu bacağı da giderim toprağa çekerim. O zaman hep yazma yaparım. Yani RCD'ye değer gönderirim. Ne oldu? Bir tane bacak daha az kullanarak bunu kontrol edeceğim demektir. RS ve enable, diğer bu işte data mı göndereceğiz, komut mu göndereceğiz kısmında istediğiniz bacağı bağlayabilirsiniz. Ben düz bağlamak adına 3'e bağlıyorum. Enable bacağında yine hadi yanındaki bacağı bağlayalım, 4'e bağlıyorum. Tamam. Şimdi bir durum daha var, onu da bahsedeyim. Bu 8 tane data bacağını da böyle bağlayabileceğimiz gibi bir de ne var? İşte 8 tane bacak ziyan olmasın, yani buraya gitmesin diye ikinci bir kontrol seçeneği koymuşlar. Nibble kontrol dediğimiz, yani 4 bit 4 bit kontrol yapabiliyoruz. Bunun için de sadece DB4 ile 7 arasındaki bacakları bağlamamız yeterli. Onları da isterseniz direkt işte 8'den başlayayım, şöyle 4 bacağa bağlayacağım. Yine tercihen bu yöntem kullanılır. Çünkü 4 bacak daha boşa çıkmış oluyor. Özellikle mikrodenkleyicilerde bir bacağın birden fazla görevi olabiliyor. Mesela analog dijital çevrim olayında, analog arayüzde bakın PWM özelliğini anlatmıştık. Bu bacağın PWM özelliği var. Hemen 4 bacak daha kullansam, değil mi? Mesela buradaki bacakları da kullanmış olacağım. Boşta bacağım daha az kalacak. Haliyle belki bu entegreyi değiştirmek zorunda kalabilirim. Ama böyle daha az bacakla aynı uygulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Zaten yapı itibariyle bu RCD üzerindeki entegre yani çok yeni bir entegre değil. O zaman standartlarına göre, yani günümüz mikrodenkleyicileriyle karşılaştırdığımızda yavaş kalan bir entegre. Tabii günümüzde yeni ekranlar yok mu? Tabii ki var. Üzerindeki kontrol entegreleri daha farklı. Bizim konuştuğumuz ekranların üzerinde ne var? HD44780 entegresi var. Haliyle bakın iki farklı seçenek vardı. Bir tanesi read-write'ın olup olmaması. Bakın bunlarda read-write var. Bir diğer seçenek ise 4 bit data iletişimi ya da 8 bit data iletişimi. Toplamda 4 farklı durum oluşturuyor bunlar. Tabii yapıcı metotlarda metot imzası veya metotlarda metot imzası diye bir kavram var. Metodun ismi aynı olsa dahi parametre sayısının farklı veya farkındalık göstermesine göre bizim derleyicimiz ilgili metodu seçiyor. Yani biz uygulamamızda eğer şu bağlantıyı yaptıysak, yani işte burada RS'yi, E'yi ve 4 bit iletişim yaparak bir uygulama geliştirdiysek yukarıdaki yapıcı metodu kullanmamız lazım. Burada RS, enable, işte diğer bacakların ne olduğunda ne yapacağız? Programımıza tanımlayacağız. Ben şimdi bunu kopyaladım. Bu arada Arduino yazılımını da açalım. Evet. Şu uygulamayı
Sıfırın hatta yeni bir tane uygulama açalım. Yeni diyelim şuradan. Diğerini kapatayım. Şimdi şöyle ekranla alakalı tablomuzu şöyle koyalım. Burada ekrana bir isim vermemiz lazım. Genel LCD deniyor ama biz ekran diyelim. Böyle de yazabiliriz. Bu isim bize kalmış. Hala artık ilgili nesnemiz oluşturuldu. Yalnız şöyle bir şey var. Bu ekran kütüphanesi nerede? Bunun için şöyle kütüphaneleri yönet diyebilirsiniz. Pardon, yönet işte şimdi açılan menü daha fazla. Buradan ekstra kütüphaneler yükleyebiliyoruz yönet kısmında. Bunu sonra bahsedeceğiz. Burada yazsak gerçi çıkar mı bakalım. LCD desek kendi kütüphanesi yüklü olması lazım ama bu ekstra herhalde yüklü kütüphaneler için. Bakın kur çıkıyor. Zaten kendi içerisinde vardır o. Kütüphane ekle gibi bir şey olması lazım. Bakın burada kendi içerisindeki kütüphaneler var. Başkasının yazdığı kütüphaneyi de ekleyebiliriz. Yine buradan da kütüphaneyi yönetip tıklayabilirsiniz. Biz mesela ne kullanacağız? Liquid Crystal. Bunu tıkladığım zaman ilgili kütüphaneyi buraya ekliyor. Bunun dışında ekranı hazırlamamız lazım ya da initial etmemiz lazım. Yani çalışma zamanı ayarını yapmamız lazım. Bunun için yine geliyorum. Bir sonraki fonksiyonumu anlatalım. Begin. Teleport'tan da hatırlayacaksınız hangisini? Begin fonksiyonu. Niye bu fonksiyon lazım? Hatırlarsanız bizim bu kontrol entegresi sadece bir ekran için oluşturulmamıştır. Farklı boyutlardaki ekranları da sürebiliyordu. Haliyle biz kullanacağımız ekranın boyutlarını tutum ve satır olarak burada belirtmemiz lazım. Kod tarafına geçiyorum. Diyorum ki ekran nesnenin ismi nokta operatörü nesnenin fonksiyon ve özelliklerine ulaşmamızı sağlıyor. Begin bizim kullanacağımız ekran ne? 16 çarpı 2'li. Yani 16 sütun 2 satır. Bu şekilde bu fonksiyonu da çağırmam gerekiyor. Hani bunu çağırmayı unutursanız gençler muhtemelen konfigürasyonunuz yanlış olacak. Bunun dışında artık çalışma zamanı fonksiyonlarına bakalım. Clear ekranı temizliyor. Ekranda ne varsa siliyor. Home imleci 0'a 0 noktasına getiriyor. Burada şöyle bir açıklama yapabiliriz. Şimdi normalde matematiklik koordinattan farklı olarak ekranla uğraşanlar veya grafikle uğraşanların koordinat sistemi biraz değişiktir. Onu şöyle gösterelim. Şimdi şöyle bir ekranımız olsun. Biz normalde koordinat sisteminde ne yapıyoruz? Şöyle bir tane koordinat sistemi çizeyim. İşte artı y diyelim. Değil mi? Bir de ne var? X var. Bunlar artı yön burası. Şurası y eksi yöndür. Burası da negatif. X. Fakat ekranla uğraştığımız zaman şu şekil alıyor. Sol üst köşe her zaman 0'a 0 noktası. Artı x yine bu yönde. Ama aşağı yönde de artı y şeklinde adlandırılıyor. Yani biz kursörü home'a git dediğimiz zaman sol üst köşeye gidiyor kursörümüz. Tamam mı? Benzer şekilde şurada bir sonraki fonksiyon set kursörü de bu şekilde adlandırıyor. Mesela 4 satır bir LCD'miz var. 0'a 0 noktası sol üst köşeydi. Ne olsun? 2'ye 3 olsun. Ne olacaktır? İkinci satır. Ha, tabii şey satır sütun sütun satır gönderiliyor sanırım bunda. Şöyle call row şeklinde. Yani mesela olsun 2 3 3. sütun şurası 0 1 2 3 şeklinde. Yani şöyle ben 2.
piksel piksel çizmeye çalışın. Benzer şekilde de en son 4 tane şey vardı şurada değil mi? 4 satırda şöyle satırları da çizeyim. Şuradaki imleç şu noktaya gider, tamam mı? Onu da birazdan uygulamasını yapacağız zaten. Fonksiyonu bir de buradan göstereyim. Set kursor. Bakın sütun ve satır numarası LCD ilgili imleci oraya taşıyor. Write ve print bunlar arasında şöyle bir fark var. Write fonksiyonu herhangi bir string'e çevirme işlemi yapmadan direkt gönderdiğiniz şekilde datayı ileten bir fonksiyon. Bunu LCD'de kullanıyoruz. Onu özellikle şurada son bir fonksiyon var. Create karakter. Burada kullanıyoruz özellikle. Print fonksiyonu ise LCD'ye gönderdiğimiz datayı formatlıyor ve string'e çeviriyor. Kullanım şekline baktığımız zaman işte karakter, byte, integer, long veya string yani bir yazı gönderebiliyorsunuz. Base'de gönderdiğiniz sayının hani bu bir opsiyon. İster kullanırsınız ister kullanmazsınız. Bin yazarsanız iki tabanında, dek yazarsanız on tabanında ki varsayılan on tabandır zaten. OCT yazarsanız oktal yani 8 tabanda. Hex yazarsanız 16 tabanına çevirerek gönderiyormuş. Şöyle bir örnek uygulamada yapmışlar. Ama bu base olayı gösterilmemiş burada. Onun dışında kursör no kursör kursörün gözüküp gözükmemesini ayarlıyor. Blink no blink blink derseniz kursörünüz yanıp sönüyor. No blink derseniz kursörünüz yanıp sönmüyor. Display no display ekrandaki gösterilen karakterlerin yazıların gizlenmesini veya gösterilmesini sağlıyor. Display derseniz gösteriyor. No display derseniz göstermiyor. Scroll display left, scroll display right. Şimdi biz bir değer gönderdiğimiz zaman aslında bir görülen datalar var, bir görünmeyen datalar kısmı var aslında. Yani arka tarafta bir RAM bölgesi var. Biz değerleri o RAM bölgesine yazıyoruz ve o RAM bölgesi taranarak ekranda gösteriliyor. Biz bu RAM bölgesinin tarandığı kısmı left ve right komutlarıyla değiştirebiliyoruz. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Daktilo gibi. Yani eğer display left derseniz yazı yazdığınız zaman arkadaki ekran sola doğru kayacaktır. Right derseniz de sağa doğru kayacaktır. Hani daktiloda da yazı yazarken kağıt kayıyor ya, onun gibi düşünebilirsiniz. Auto scroll'u aktif hale getirseniz de otomatik olarak kayacaktır. No auto scroll derseniz sizin hareket ettirmeniz gerekir. Auto scroll derseniz yazı yazarken otomatikman daktilo gibi kayacaktır. Left to right, right to left. Bu durum ise gençler yazı yazarken imleç sağa doğru mu gidecek yoksa sola doğru mu gidecek? Yani soldan sağa mı gideceğiz? Biz normalde soldan sağa doğru yazıyoruz ama her ülkede soldan sağa doğru yazılmıyor bildiğiniz gibi. Sağdan sola da yazılabilir. CreateChar ise şöyle bir özellik var. İçeride ROM tablosu var ama biz ROM tablosunda olmayan bir karakteri ekrana yazdırmak istiyoruz. Bu gibi uygulamalar için şu tabloyu tekrar açayım. Bakın şurada boş bırakılan bir yer var. Hatta şurası bakın. GCRAM diyor şuraya. Bu kısım 8 tanedir. Bakın şurada zaten tekrar başa dönüyor. Biz bu kısma 8 tane data ekleyebiliyoruz. Sıfırdan başlar 8'e kadar. Yani 7'ye kadar. Bakın şurada adres değerine de baktığımız zaman biz buraya ne yapabiliriz? İstediğimiz karakterleri oluşturabiliriz. Bu RAM bölgesine. ROM hafızasına boş bırakıldı ve burasının maskelendiği için hani bir sıkıntı olmuyor. İstediğimiz karakteri oraya aktarabiliyoruz. Şimdi isterseniz bu örnekle başlayalım. Biraz da kod tarafında uygulama yapalım. Şu uygulamayı direkt kopyalayayım. Bakın burada da zaten LCD'de biz bunları yazmıştık. Kendi uygulamamıza uygun olarak mı yazdık? Ona bir bakayım. Çünkü bağlantılara uygun olması lazım. Eğer uygun değilse ne olacaktır? Hayır, zaten yazmamışız. Tanımlamaları yapalım. Const int şeklinde vs. Yani hangi bacak nereye bağlanmış bunları sırayla yazacağız.
Biz uygulamamızı açalım gençler. Şurada. VLSI ne yaptık? Üçüncü bacağı bağladık. Gidiyorum buraya 3 diyorum. Tekrar tekrar constant demenize gerek yok. Virgülle de devam edebilirsiniz. Enable. Kaçıncı bacak? 4. Sırasıyla D4, D5 ve D6, D7. Bunlar da bakın baktığınız zaman 8, 9, 10, 11. D4, 8, D5, 9, D6, 10 ve D7 de 11'miş. Ekran bacaklarını tanımlamalarını yaptık. Ekranımızın ayarını yaptık. Şimdi gelelim şu kodda her yeri kopyalamayalım. Şu diziyi bir kopyalayalım. Şuraya tanımlama kısmını şöyle yapalım. Bakın burada bir dizi oluşturulmuş. 8 tane elemandan oluşuyor. Fakat burada dikkat ederseniz 7'si tanımlanmış. Buraya 8'inciyi de eklerseniz sıkıntı olmaz. Zaten buraya bir bakın virgül koymuş dikkat ederseniz. Yani siz yazmamışsınız ama tanımlı. Yani şunu da yazsanız aynı şey. Ama bilerek yazmamış. Neden yazmamış? Varsayılan değeri sıfırdır zaten. Bir de bu son şu en alttaki yer imleç için ayrılmıştır. Yani biz karakterleri 5'e 8 bir ekran da olsa piksel olarak ne yapıyoruz? 5'e 7 olarak tasarlıyoruz. O yüzden yazmamış. Şuradaki virgül zaten olması yeterli. Peki burada ne var? Bakın B konmuş binary olarak. Yani iki tabanında yazılmış bu sayı. Dikkatli bakarsanız şurada iki tane bir var. Şurada da birler ve şöyle birler var. Bir ağız şekli var. İki tane de göz var. Yani gülen yüz sembolü oluşturulmuş. Burada istediğim sembolü oluşturabiliriz. Şimdi ne yapacağız? Bu sembolü şurada şu fonksiyonla LCD create char o 8 tane RAM bölgesine 0. adresine bu small dizisini aktarmış. Yani istediğimiz karakteri yazabiliyorduk ya, çizebiliyorduk ya. İşte oraya bu fonksiyon sayesinde ne yapıyoruz? Orayı ilgili dizideki bu sembolü aktarıyoruz. Write fonksiyonu hatırlarsınız ekrana komut göndermeye yarıyor ama formatlamıyor demiştik. Yani sıfır değeri gönder zaman normalde Amerikan standartlarının belirlediği karakter kodunu gönderir. Print ile. Ama siz byte 0 derseniz 0 değerini gönderir. Biz niye 0 gönderdik? Çünkü 0 değeri ne bir small resmini koyduk. Mesela bu uygulamayı çalıştıralım. Kod kısmına gelelim. Ekranda ne olacaktır diyecektim. Hata çıktı. Neden? Bu setup. LCD. Biz ekran yaptık ya ismini. Genelde LCD kullanılıyor demiştim. Biz ekran yaptık bunu. O yüzden tanımadı. Yine mi hata verdi ya da bakalım. Basamadık herhalde. Yok hata verdi. Noktalı virgülü koymamışız. Onun için. Evet. Şöyle baktığınız zaman ekrana ne yaptı? Bir tane gülen yüz. Yani bizim oluşturduğumuz o sembol geldi. Mesela şurada bir değişiklik yapalım. Hem şu ekranları da buraya yazayım. Buradaki değişiklikleri de koyalım. Şimdi mesela şu gözleri birbirine yaklaştırayım. Şöyle yapalım. Yani çok yaklaştı ama olsun. Ya da bir tane burun koyalım. Daha şey olacak. Şuraya bir tane burun oluşturalım. Tamam. Kontrol A, C. Şuraya kod kısmına geldim. Yani ufak bir değişiklik yaptım. O zaman hemen burada gözükecektir gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi size gösterdiğiniz diğer fonksiyonları şöyle biraz kurcalayarak bakalım. Hani size de biraz bırakacağım. Hani siz de uğraşın diye. Mesela şu scroll olayına bir bakalım. İşte scroll display left fonksiyonu mesela ve right fonksiyonu. Şöyle bir şey yapacağım. Ekranı bir tane sola kaydıracağım.
Sonra şöyle delay kullanıyorum basit olsun diye. Yarım saniye sonra da sağa kaydıracağım. Kopyalamış mıydık? Ha, pardon. Masa üstüne kaydetmemiz lazım. Şöyle baktığımız zaman ha, şöyle fonksiyonun nesni üzerinden çağırmamız lazım gençler. Nesneyi yazmayı unuttuk. İlgili nesneye ait olduğu için. Şimdi bakın baktığınız zaman ne oluyor? Sanki yüz yanıp sönüyor gibi ama aslında arka taraftaki bir hani bir gördüğümüz kısım var, bir de görmediğimiz kısım vardı. Hani sanki arka tarafta bir kağıt var. O kağıdın üzerine bir giden çizmişiz gibi düşünün. O kağıdı böyle sola sağa hareket ettiriyoruz. Bakın önce sağa sonra sola hareket ettireyim. Ne oluyor? O zaman daha iyi anlayacaksınız. Önce sola hareket ettirdik ya. Şöyle yapalım. Önce sağ, sonra sol hareket. Ctrl A, C. Şöyle gelelim kod kısmına. Ah, şu ekranları orada da güncellemedik değil mi? Şunu da kopyalayayım da şuraya yapıştıralım. Tekrar tekrar aynı şeyi yapmayayım. Şimdi biraz sonra başlatalım. Şimdi bakın ne oluyor? Bakın bir sağ bir sol hareket ediyor. İstersek şöyle bir animasyon da yapabiliriz o zaman. Şöyle basit bir animasyon. For integer i diye bir değişken oluşturayım. I küçük 16 satır var. 15'te i artı artı. Yani 15 kere bu komut pardon 16 kere bu komut işleyecek. Zaten istediğim de o. Yine benzer şekilde 16 kere de sağa kayıttan sonra sola kaymasını istiyorum. Kod kısmına gelelim. Ve simülasyonu başlatalım. Ne oluyor bakın. Arka tarafta bizim aslında burada ne yazdıysak yazılan hepsi kayar gençler. Çünkü arka tarafta kağıda oynatıyorsunuz gibi düşünün. RAM bölgesinin taranan kısmını değiştiriyoruz şu an. Böyle bir animasyon yapmış olduk. Şimdi şu yazdığımız fonksiyon, şuraya tekrar geri gelelim. Hani bunu kaybetmemek için şuradan keseyim. Şöyle bir açıklama satırı içerisine yazalım. Ya da loop içerisine kalsın. Açıklama satırı içerisine alalım onu. Şurada ilk ekranla alakalı yaptığımız şey. Bu dursun yani sonuçta ya, oluşturduğumuz karakterin sıfırıncı hafızada durmasına hiçbir sakınca yok. Sıfır sıfır duracağına bizim gülümseyen sembolümüz dursun. Şimdi diğer komutlara bakalım neler var. Mesela bu yine autoscroll açtık kapattık ne oluyor? Onu göstermeden önce printle ekrana bir şeyler yazdıralım. Şuraya ekrana diyorum ki mesela ekran ya, klavye ile alakalı biraz sıkıntım var. Ekran print merhaba diyelim. Simülasyonumuzu açalım. Kod kısmına geldik. Bakın önce bir gülen yüz koydu. Sonra merhaba yazdı. Çünkü o kısmı silmedik. Yani şurayı kapatırsak da o gülen yüz kalkacaktır. Şu komut kısmını ekrana yazdırıyoruz çünkü. Peki şunu şöyle yapalım. Bunu aldım. Loop kısmına yazdım. Ve sonra tekrar
bu kodu kopyalayıp sizin kodunuzun yerine yapıştırdım. Simülasyonu başlattığımızda bakın ekranda karman çorman abire merhaba yazıyor. Bunun sebebi biz ekrana yazdık ya, imleç otomatikman artıyor. Otomatikman arttığı için bir daha merhaba yazdığımızda kaldığı yerden devam ediyor. Bakın burada bir kısmı kalmış, M'de kalmış ama yani alt satırda BA'dan başlamış. Bunun sebebi de gençler, hani bizim görebildiğimiz RAM bölgesi var, bir de göremediğimiz kısım var. Aslında arka tarafta bu RAM bölgesi devam ediyor. Bizim gördüğümüz kısım farklı. Onu nasıl düzelteceğiz onu söyleyelim. Ekran nokta set kursör diyerek yazı yazmadan önce nereye yazacaksan kursörü o noktaya taşımam lazım. Sıfırıncı sütun, sıfırıncı satır derseniz sol üst köşeye taşır. Bunun yerine mesela birinci satır, beşinci pardon sütun önceydi. Beşinci sütun birinci satıra taşıyalım. Ve bakalım ekranda nereye gelecek. Yani istediğimiz noktaya gelecek mi? Simülasyon birazdan başlayacak umarım. Evet. Bakın bir buraya merhaba yazdı. Bir buraya merhaba yazdı. Neden böyle bir şey yaptı? Ona bir bakalım. Yukarıdakini açıklama satırı yapmadık mı? Evet. Bakın bir varsene initial ettiğimizde 0'a 0 da inleştir. Yani bu QB game dediğim zaman imlecin varsayılan değeri 0'a 0'dır. O yüzden yukarıya da merhaba yazdı. Biz kursörü 5.1'e taşıdığımız zaman sürekli bu noktaya merhaba yazdı. İsterseniz onu kapatayım bir de öyle görelim. Yani şu merhaba kafamızı karıştırmasın. Yani sadece aşağıya merhaba yazdım. Birinci satır bakın bir şey sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5. sütuna merhaba yazdım. Oradan başladı. Yani bu sayede İngilizce istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz ekranda. Bu fonksiyon sayesinde. Bu auto scroll'u kapatırsak ne olur? İsterseniz bir de onu gösterelim. Şöyle simülasyonuma geldim. O yanlış bastık. Ve çalıştırıyoruz. Şimdi yazı yazarken yine aynı şekilde yazdı. Ama aslına bakarsanız scroll olayı varsayılan da zaten kapalı. Bir de auto scroll'u açalım. İstersek fark göstermek için. Varsayılan da zaten kapalıydı. Auto scroll diyeceğiz buna. Evet. Bakın bizim yazı sürekli kaymaya başladı değil mi böyle? Bunu daha böyle yavaş yavaş görmek için bir delay aktaracağım. Şuraya ekrana hızlı hızlı yazıyoruz ya. Dediğim gibi delay 500 milisaniye beklesin her yazdıktan sonra. Hocam hala çok fazla bir şey anlamadık diye düşünebilirsiniz. Burada her yazı yazdıktan sonra yazarken sayı kayıyor. Bakın bunu birazcık daha düzenleyelim. Harf harf yazalım. Fazla uğraşmamak için şimdi böyle yapacağım. Normal döngüde bu ve döngü ve diziyle çok çok daha güzel bir şekilde yazılır. Hemen şöyle hızlı hızlı yazmak için merhabayı, bu olayı anlatmak adına. A'yı unuttuk bir tane.
Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın yazı yazdıkça aynı yere karakter vuruyor ama arka taraf kayıyor. Görüyor musunuz? Yani her bir yazı yazdığınızda karakter hani bu daktilo gibi arka taraf kayıyor. Auto scroll, no auto scroll derseniz ki varsayılan ayardır. Arka taraf kaymaz. Biz ekrana yazarız. Bunu da böyle bahsetmiş olduk. Şuradaki kodları kopyalayalım. Çünkü buraya yazdık. Şunları kaybetmeyelim diye sonra çalışırken size yararlı olabilir. Şu kısmı da yine bir açıklama sıra haline getireyim. Ha bir de şunu isterseniz gösterelim. Ya bunu nasıl şey yapacağız? Yani dizi ve fonksiyon kullanarak yapacağız. Bakın bir tane dizi tanımlayalım. Diyelim ki char. Şu yukarıdaki gibi bakın. Boyutunu belirtebilirsiniz, belirtmeyebilirsiniz. Byte de olabilir. Ben karakter yazacağım için zaten char olarak tanımlayacağım. Dizimizin ismi Metin olsun. Metin değerini belirtmezseniz oluşturduğunuz şöyle parantez içerisinde yazıyı derleyici kaç harften oluştuysa bunun boyutunu ona göre belirler. Karakter olduğu için tek tırnak yazıyoruz. Merhaba şeklinde buraya yazıyı aktaracağım. Bu karakteri yazıyı değiştirmeyeceğim için bunu const olarak da ne yapabilirsiniz? Tanımlayabilirsiniz. Program altısını alır. Şimdi sonrasında bunu böyle defalarca aynı şeyi yapmak yerine ne yaparız? Şundan bir tane olur. For döngüsüyle bu işlemi gerçekleştirebiliriz. For integer i olsun. Sıfırdan başlasın. I değeri kaç karakterim var? 2, 4, 6, 7. Hale küçük. 6 6 ile beraber 7 karakter olacak. 0 ile beraber 7 karakter olacak. İ artı artı diyeceğiz. Ve bunlar bizim ingis numaralarımızı belirleyecek. Hatırlarsanız print fonksiyonu karakter ekrana yazabiliyordu. Haliyle metin diyeceğiz. Şu metnin ikinci karakter 0'dan 6'ya kadar değişecektir ve ekrana yazacaktır bunu. Daha böyle şık bir gösterim oldu. Ctrl-A, C. Kod kısmına gelelim. Yapıştıralım. Yine aynı şekilde çalışmasını bekliyoruz bakalım. Bakın yine aynı şekilde 5. adrese değeri koyarak yazmaya devam etti. Tabi bu ekran kaymaya devam ediyor. Şey kısmı hani her karakter koyduğunda şu an yazdığı karakterleri biz göremiyoruz ama yazdığımız kısım ekrana tekrar gelecektir. Bu arada 6 demişiz değil mi? 6 küçük eşit olmasa ya da 7 diyeceğiz. 6 karakter var değil mi? 2, 4, 6, 7. 7 karakter var. 6'ya hiç ulaşmayacak. O yüzden bunu 7 diyeceğiz gençler. O yüzden en son A karakter çıkmamış da onu fark ettim. En son da A karakterini yazmamıştı sanki demin. Fazla yazarsanız dizinin dışına çıkacağı için çalışma zamanı hatası alabilirsiniz. Bakın A da çıktı. Evet. Bir sonraki fonksiyona geçelim. Yani şöyle bakalım hangi fonksiyonlara left right anlattık. Auto scroll, scroll anlattık. No display, display. Daha çok böyle mesela flash verdirmek için kullanırız. Tüm ekranı kapatır açar. Mesela sabit bir yazı yazalım ekrana. Auto scroll'u kapattım. Varsayılan zaten kapalıydı. Şu kısmı da yine açıklama satır haline getirelim. Şuraya diyelim ki mesela ekrana sabit bir yazı olsun.
Ya Pirin merhaba yazsın. Bunda ekran nokta no display. Yine delay 500 milisaniye. Yine bu sefer display şeklinde yazalım. Yani ekranda böyle flash yaz. O merhaba yazınız ekranda böyle flash yaz. Böyle ekranda sadece göstermesini kesiyor. Aslında RAM hafızası arka tarafta bizim yazdığımız yer duruyor. Yani ekran temizleyip tekrar da yazabilirsiniz ama bu tür kullanım daha güzel bir kullanım. Bunun olayına bakalım. Bu kursörle alakalı olan zaten dört fonksiyon var. Kursör, no kursör, blink, no blink. Şimdi eğer biz kullanıcıdan veri girişini, yani herhangi bir veri girişi yapmasını istiyorsak, hani kursörü yakıp söndürürüz gençler. Eğer ekran nokta işte blink derseniz, ekrandaki kursör kaldığı yerde yanıp sönecektir. Varsayılan ayarı yine bunda da no blink şeklindedir. Mesela merhaba yazdı. Bakın burada yanıt seni kursör. Şöyle ekranda yine blink kapattım. Bir de ne vardı? Kursör özelliği vardı. Normalde ekranda yine kursör kapalıdır. Ama biz kursör diyerek ekrandaki kursörümüzü açabiliriz. Niye açık konfigür yaptıysak? Ekranda kursör böyle alt çizgi şeklinde gözükecektir. Yani uygulamada uygulamaya bazen kursörü göstermemiz gerekebiliyor. Bazen de yakıp söndürmemiz gerekebiliyor. Yazarken de böyle kursör yanında yazabilir. Onun dışında saniye devam edelim. Şöyle. Print write zaten anlattık. Set kursörü anlattık. Home ve clear kaldı. Home gençler şununla eşdeğer. Yani biz bir şey yazmadan önce mesela şu uygulamayı yapmıştık ya demin. Bunu Ctrl C yazayım. Bunu açıklama sıra haline getirelim. Buraya ekran nokta set kursör 0'a 0 derseniz bu neyle eşdeğer dedik? Aynı şekilde çalışacaktır. Home'la eşdeğer. Pardon, set kursör dedim. Home diyecek. Yani başlangıç noktasına taşır. Bazen hani pratik olabiliyor. Aynı şekilde çalışır. Kontrol A, kontrol C. Yani başlangıçta yazıyı tekrar en başa yazacak yine. Son olarak da clear var. Gençler ekrana yazılan yazıyı temizleyecektir. Örnek şuraya delay 500 diyelim ne ve sonra ekran clear dersek ekrandaki yazılan yazıyı siler. Bunu daha çok yazı yazıp silmek yerine örnek program ilk çalıştı. Ekrana merhaba yazdırdık. Sonra da ekranı hani merhaba yazdırdıktan sonra delay dedik. İşte bir 500 milisaniye bekledik ya da 1 saniye bekleyelim. Ondan sonra başka bir şeyler yazdıracağız. Yine ekranı home yani başlangıç kısmına taşıdım ve hoş geldiniz diyelim. Tabii Türkçe karakter yok. Hoş geldiniz şeklinde. Burada gençler clear'ı yazmazsak, böyle clear
demezsek zaten clear sprint'te de sanırım ivme 0-0 otomatikleşir ama biz yine böyle yazalım ya da başka bir noktaya taşıyacaksak örnek aşağıya taşıyalım. Birinci satırda yazsın. Altta da hoş geldiniz yazsın. Bunu yazmazsak yukarıda merhaba yazısı devam edecektir. İki durumu da görelim. Şöyle simülasyonu çalıştıralım. Önce ekrana merhaba yazacak, bir saniye sonra da silecek, aşağıya hoş geldiniz yazacak. Bunu eğer clear kapatırsanız ekranı tamamen siliyordu clear. İkisi de ekranda kalacaktır. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabayı silmedim. Evet, bugün anlatacaklarımız aslında bunlar. Burada bitiyor. Size bir ödev vereceğiz. Hani bunu uygulamayla uğraşın bakalım. Bu simülasyonda TMP 36 diye bir tane sıcaklık sensörümüz var. Bu sensör işte artı eksi beslemesi ve bir tane de analog voltaj çıkışı var. 4 tane bu sensörden kullanalım ve ekranda şöyle bir açıklama yazdıralım. Kalemi alalım şöyle. Şurada bizim ekranımız şuraya hatta üzerini kullanalım şöyle. Biraz ekrandaki yazı da gözüksün. O yüzden şöyle bir şey yapalım gençler. Simülasyonu başlatacağım ama ekranda hiçbir şey yazmaz. Clear screen aktif olsun. Hoş geldiniz de yazmasın. Evet, simülasyonu başlatalım. Şimdi bu sensörden 4 tane aldık ya. 4 tane sıcaklık değerimiz var. Rengi de mavi ya yani mavi değil de kırmızı seçelim. Ekranın şu kısmında işte T1 yazsın. 2 nokta üst üste sıcaklık değerini örnek iki tane tam sayı yani 23 olsun. Nokta 5. Bir tane noktadan sonra sayı koyalım. Şurada bizim 16 karakterimiz var. Buna sığacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir karakter kalıyor 8. Halde bunda bu şekilde olsun. Santigrat sembolünü oluşturalım. Derece yazdıralım buraya. Sonra ikinci sıcaklığı bir tane boşluk bırakalım. T2 şeklinde yazsın. İki nokta üstte bu sefer ama işte ekranımız 16 olunca sığmıyor ne yazık ki. Bu T'leri yazdırmasak nasıl olur? Şöyle yapalım. Ekranı temizleyeyim. Hani diyelim ki işte birinci sensör şöyle bir sembol veya iki nokta üstte sıcaklık değeri neyse onu yazsın nokta işte yok şey olmayacaktı. Ve virgülden sonra bir değer yazdırın diye düşünüyorum. Santigrat derece. Veya iki tane olsun gençler bu sensörden. Dört taneye gerek yok. Zaten iki tanesini yaparsanız aynı olacaktır. Tamam mı? Bir, iki tane olacak. Şöyle bir sensörümüz daha var. Halde buraya T1 yazalım. Yani başta T1 yazsın. Şuraya T2 mesela yine virgülden sonra iki nokta üstte koyalım o zaman buralarda. Yani size bırakıyorum. Burada mesela yine bir sıcaklık değeri, iki tane anlamlı rakam ve 5 yani 5 olsa sadece şöyle 0, 5, 7 santigrat derece. Ve bunlar aynı yere gelsin, değil mi? Hatta şuna bakayım. Bu sıcaklık sensörü eksi de ölçebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Simülasyondayız ya. Şöyle. Aynen. Eksi 40 ile artı 125 arasında değer ölçebiliyorsunuz. Haliyle şu ekranı temizleyelim de. Ekrana bir daha yaklaşalım.
Biraz da yine başlatalım. Yani ekranda şöyle o zaman yazsın. T1 sensörünün okuduğu değer 2 nokta üst üste bir tane artı eksi için boşluk olsun. Örnek eksi 13,7 santigrat derece yazsın. T2 için de işte artıysa bir şey yazmasın. 23,3 santigrat derece. İkisinden de sıcaklığı okuyalım. Burada da şöyle bir şey verelim. Alarm ses anlamında A, T sıcaklığı verelim. Bunu biz şu an programsal olarak verelim. Mesela ne olsun? 30 derece. Benzer şekilde alarm set değeri anlamında set S diyelim. Niye T diyoruz? Veya set de yazabilirsiniz ama bir karakterimiz daha gidiyor ya, alarm set S de diyebilirsiniz sadece. Yani burada da ikinci bir set değerimiz olsun. Şimdi aklıma daha güzel bir şey geldi. Üst ve alt limit olsun. Her ikisi için de geçerli. Yani şuraya yüksek anlamda hayır. Yani high set, low set anlamında iki tane değer koyalım. Şuraya da açıklamasını yazayım bari. High set, low set. Eğer mesela ne olsun? Eksi 2 olsun. İsterseniz gençler buradan da başlatabilirsiniz. Şurası iki karakteri alsın. Ama bunları biz programsal olarak gireceğiz zaten. Sadece göstersin. Buradaki sıcaklık değerleri eğer yüksek sıcaklık değerinden fazlaysa buradaki rakam yanıp sönsün. Uygulamaya bir tane daha buzzer ekleyebilirsiniz. O da ses verebilir. Veya düşükse yine aynı şekilde yanıp sönsün ve uyarı sesi versin. Tamam. Yani yapmanızı istediğim uygulama bu. O zaman bir sonraki dersimizde görüşürüz. Sorularınız varsa dediğim gibi mesaj atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.